2012 yılında üniversitede akademisyen ortağımla beraber kumaş üzerine nanoteknoloji ile ilgili bir takım araştırmalara gittik. Burada ısınan kumaşa uyguladığımız bir solüsyonla ısı üretince bu kumaşı tekstilde nasıl kullanabiliriz diye bir takım araştırmalara girdik ortağımla beraber. Dolayısıyla ısıtıcı kumaş olaraktan 2012 yılında başladığımız çalışmaları işte 2014'ten sonra ürün halinde denemelerini yaptık. Bir takım prototipler oluşturduk. Burada giyilebilir ısıtmalı tekstil ürünlerinden tutun da ısıtmalı çadır, battaniye, uyku tulumu gibi ürünlerin bir takım prototiplerini geliştirdik. Şu anda da işte 2016 yılı itibariyle de bu ürünlerin ticaretleştirmesiyle uğraşıyoruz. Ayhan Beylerin ve ekip arkadaşlarının geliştirmiş oldukları ısıtıcılı bir kumaş teknolojisi mevcut. Biz de bu projeyi daha ileriye nasıl götürebiliriz diye birlikte bir fikir alışverişinde bulunduktan sonra ortak bir projede yer almaya karar verdik. Biz de bunu konfeksiyona nasıl uyarlayabiliriz diye kafa yorduk. Tasarımlarımızı gerçekleştirdik. Bununla ilgili de hayata geçirdiğimiz bir proje var. Heatro markası adı altında. İşte günlük hayatta kullanabileceğimiz ceketlerde, işte bel kemerlerinde, uyku tulumu, çadır, yani aklınıza gelebilecek ihtiyaç sahibi olan tüm kısımlarda kullanabileceğimiz şekilde tasarımları gerçekleştirdik. Bununla ilgili de hala daha gelişime açık olan bir projeden bahsediyoruz. Bu şekilde tasarımlarımızı devam ettiriyoruz proje ortağı olarak. Bir mont biz geliştirdik, yani pille çalışan ısıtmalı bir mont. Burada da arı kovanının işte bu tür şirketlere bir ön kaynak yaratabilmesi adına bir platform olduğunu görünce biz projemizi burada tanıtalım. Hem geniş kitlelere arı kovanı sayesinde ulaşmış oluruz diye düşündük. Hem de ürün burada fonlanırsa bizim de ürünü üretebilmek için ön ödemeli bir fonlamaya kavuşmuş oluruz diye düşündük. Dolayısıyla böyle bir görüşmeden sonra arı kovanının da yaklaşım bize oldukça iyi geldi. Ürüne karşı bakış açıları da güzeldi. Dolayısıyla bizde iyi bir platform olduğu için geniş kitlelere ulaşabileceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz.